La Laporta dekonun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiğini açıkladı. Murat Özbos'tan nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeyi? Barcelona'nın aslında niyetinin ciddiliğini de ortaya koyan bir hareket bu. Yani birçok takım ismi zaten geçiyor uzun zamandır. Evet. Yaklaşık bir aydır birçok kulüp hatta sezon devam ederken işte Real Madrid, Sevilla. Dortmund, bir ara Bayern Münih'in ismi geçti, Milan geçti, Barcelona ama bugün bakıldığında yani eğer bir İstanbul'a bir geliş varsa, eğer bir kulübün artık kapısını bir çalma yani biz geldik bu parayı da bizim için zaten çerez parası 17,5 milyon euro yani veririz ve oyuncuyu da alır götürürüz. Noktasına şu anda belli ki gelinmiş noktada yani o oraya doğru gidiyor bu iş. Ya bir de şey vardı hep şu söyleniyor uzun zamandır işte gidecek mi kalacak mı? Mesela bugün medyada yine yansımış İsmail Kartal'ın Sayın Ali Koç'ta yaptığı işte görüşmede aman Arda'yı tutun tamam herkes Arda'nın tutulmasını istiyor. Herhalde başkan da istiyordur ki ama birinci görüşmeden bir sonuç alamadı ikinci görüşmeden bir sonuç alamadı. Ee, belli ki artık e, Sayın Başkan da e, yani oyuncunun kariyer açısından bundan sonraki e, futbol hayatı açısından eğitimi açısından doğru takımı tercih etmesini e, istiyor Herkes öyle e, şey yapıyor ama Barcelona doğru bir takım mıdır onu e, bilmiyorum yani daha belki orta işte mesela bir, birkaç gün önce de yine e, İspanya basınında Sevilla'nın e, işte senin forman hazır e, bize gel bizde oyna diye haberler çıktı Hatta Arda'nın Sevilla'ya daha sıcak baktığını. Çünkü Oyuncu da gideceği kulüpte şans bulmak istiyor yani evet. kıyıda köşede kalıp e, işte belli zamanlarda e, forma şansı e, bulmak istemiyor. Daha böyle e, orta seviyede bir iyi bir Avrupa takımında oynayıp süre bulup ondan sonra başka bir üst basamağa çıkmak. İşte o da Barcelona mı olur, Real Madrid mi olur, Bayern Münih mi olur ya da İngiltere'den başka bir takım mı olur diye bence böyle düşünüyor ama Gelinen noktada Barcelona hem başkanı hem temsilcisi İstanbul'daysa, başkanı da böyle bir açıklama yapıyorsa, bir kere şunu söyleyebiliriz, Fenerbahçe'den ayrılacak. Artık kalması sürpriz olur. Belli ki kafaya bu konmuş. Oyuncu da Avrupa'da, ailesi babası da Avrupa'da yaşamını, futbol hayatını ve eğitimini devam ettirmek istiyor ama bu kulüp Barcelona mı olur mu? Şu an öyle görünüyor. Ama doğru bir seçim midir? Bunu tartışmak lazım. Serdar Keleci hem Barcelona olur mu sorusu Hı. hem de doğru seçim mi? Bunları herhalde daha farklı değerlendirmek gerekir. Barcelona olur mu? Olur. Doğru seçim mi? Doğru seçim olur. Ben, yani şimdi tabii şu çok konuşuldu. Arda ikinci segmentte bir takıma gitsin. Yani o baş üstü takımlar değil de baş altı takımlardan birine gitsin. Orada pişsin gibi bir anlayış. Ben bu tarafta değilim. Ben Arda gibi yeteneklerin olması gerektiği yerde olması gerektiğine inanıyorum. Yani o işte Pedri'nin, Gavi'nin, Fatih'in, Torres'in, Balde'nin oynayacağı bir takımda daha da değerli hale gelebilir. Çünkü aynı dili konuşacak olduğu oyuncular olacak. Ve Barcelona bence çok doğru bir kulüp olabilir. Neden? E, ee, 2-3 sene önce çok kötü bir süreç geçirdi ve kötü bir transfer politikası vardı Barcelona'da. Ama şu gün Barcelona çok ciddi anlamda o eski o rüya takım dediğimiz takıma doğru gitme yolunda bir efor sarf ediyor. Burada da belirleyici oyunculardan biri Arda olabilir. Tabii ki önünde işte Pedri gibi, Gavi gibi çok önemli oyuncular var. De Jong gibi. De Jong. Gibi. Yani sonuçta takımın içerisinde hatta Nikay geldi. Tabii çok önemli. Ee, ama e, büyük oyuncu olacaksa ki büyük oyuncu olacak bence, onlarla rekabet ederek olur. Ve e, Barcelona onun e, oyun kültürüne de yatkın bir kültürü var. Yani Barcelona'da oynamak için çabuk düşünmek ve hızlı oynamak gerekiyor. Arda bu meziyetlerin hepsine sahip. E, tabii ki bir adaptasyon dönemi, orientasyon süreci, bunlar kolay olmayacaktır. Ama benim gönlüm net bir şekilde Barcelona olsun, Real Madrid olsun, City olsun o takımlara gitsin Arda. Çünkü hepimiz futbol izliyoruz ve oradaki yeteneği de izliyoruz. Buradaki Arda'yı da izliyoruz. Onlardan bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Bunu gerçekten amaset yapmak için söylemiyorum. Ben çok az oyuncu için bunu, bunu yakıştırabilirim. Arda benim gözümde şu an dünyanın en iyi 20 yeteneği arasında. Dolayısıyla e, Florian de bir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Fazlası belki olduğunu düşünüyorum. E, onu başarabilecek güçte o yüzden Barcelona bence çok doğru kulüp olur. Sizce Barcelona mı yoksa bir alt seviyede e, tırnak içindeki tabirle pişeceği kulüp mü daha doğru seçenektir? Ya da burada kalması? Yani tabii oyuncunun bakıldığı zaman e, şimdi bu, bu sezona bir kere e, en çok konuşulan Fenerbahçe'de Türk futbolundaki ...bir isim oldu yani oynatılıyor... ...oynatılmıyor, neden oynatılmadı... ...işte mesela... ...bu soru George'a sorulduğu zaman... ...işte bir, bir gün şey dedi... ...fiziki açıdan daha hazır değil dendi... Ee, bu, ...buna dair de açıkçası bir sürü yorum yapıldı... ...ama ilerleyen süreçte bakıldığı zaman... E, ...oyuncunun fiziki olarak da hazır olduğu... ...işte 90 dakikaları çıkartabilecek duruma da geldi... ...belki başlarda 60'ta 70'lerde... ...oyundan alındığı zamanlarda oldukça fazla oldu... Ama bu, bu süreç, bu eğitim sürecini belli ki Fenerbahçe'de yani çok kıssak da oynatmadığı için illa ki Jorge da bir emeği şüphesiz oyuncu üzerinde yüzde yüz vardır. Yani ben bence Barcelona'da tabii ki olabilir. Yani her oyuncu herhalde Barcelona'ya gitmek ister, orada oynamak ister. Biraz önce İlkay'dan bahsettin. Onun evet. için de bir avantaj olur. Orada bir abisinin olması, bir vatandaşının olması. Ama daha alt bir takım da bana göre olabilir, daha mantıklı geliyor bana açıkçası. Yani ben de gideceği takımı, yapacağı seçimi çok merak ediyorum. Tabii burada bu seçim kadar Fenerbahçelerin de buna nasıl tepki göstereceği de bence önemli. Yani gideceği kulüple ilgili, ismiyle ilgili değil. Çünkü bir başka bir gerçek var. Şu an yani Fenerbahçe'de yani ne İsmail Kartal'ın gelişi, ne de işte e, diğer yapılan transferler. Açıkçası bu sezon hiçbir ses getirmedi. Yani normalde siz çok büyük bir işte Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir oyuncuyu bir hafta 10 gün önce getirip İstanbul'a getirip imza attırıyorsunuz. Açıklıyorsunuz. E, yer yerinden oynaması lazım. Bayağı işte bir karşılanması lazım. Ya da etkisinin, sosyal etkisinin çok büyük olması lazım heyecan olarak. Ama bence Fenerbahçeli hiç buna bakmadı. Zaten Fenerbahçe kulübü de açıkçası bu transfer ettiği oyuncularla ilgili böyle çok PR çalışması yapmadı. Çünkü genelde en çok şu anda merak edilen işte Arda gidecek mi kalacak mı? En basitinden bayramın birinci günü bir fotoğraf paylaştı. Bayram tebriği bir kutlama bir Instagram'ından bir fotoğraf paylaştı ve altına işte 20 bin tane falan yorum yapıldı. Ben çoğuna bakmaya çalıştım. Tabii ki hepsini okumadım ama Aman gitme aman kal bir sene daha kal işte şampiyon olalım diye. Ben yorumlara bakmaya geldim yani. <laughs> yani binlerce yorum yapıldı işte 500 mi bin, 600 binde beğeni alan bir şey oldu. Oradan anladım ki Fenerbahçe'nin gündemi tek gündemi şu anda Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı ve %99.99'u kalmasını istiyor. Böyle de bir gündem oluşmuşken eğer ki bana göre gidecek onu söyleyeyim ben de gideceğini yüzde yüz düşünüyorum. Bunun Ali Koç açıklamasını nasıl yapacak? Nasıl bunun camiadaki yansımalarına, direncine, tsunami'ye nasıl karşılık verecek onu da merak ediyorum. Ya yani Bu çünkü bu gidiş evet oyuncu açısından, Türk futbolu açısından, Fenerbahçeliler açısından belki hepimizin gurur duyacağı bir bir Türk evladının Avrupa'da işte büyük bir takıma Barcelona'ya ya da başka bir takıma transfer olmasından dolayı övüneceğiz, mutlu olacağız ve onu e, izleyeceğiz. Her hafta heyecanlanacağız, haberlerini, yorumlarını yapacağız ama e, gerçekçi olmak gerekirse de Fenerbahçelilerin de büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağı ve her olumsuz sonuçta başkanın önüne bunun geleceğini ben düşünüyorum.